Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber Leeds United ve Palmeiras maçlarımızı yapacağız. Artık bu şekilde gideceğim. Bir bölüm Leeds United Palmeiras, bir bölümde Excel yani Belçika Ligi ile ekip savaşlarını beraber götüreceğim. Ekip savaşları normalde Belçika Ligi tek seferde gelecektir. E zaten e, büyük bir ihtimalle ilk bölüm olarak Eks, e, Belçika ile ekip savaşlarını getirmişimdir. Bu bugünkü ikinci videodur tahminimce. Bu da dörtte falan gelse gerek. E, bir önceki bölümde ekipteki puanlamaya bakmayı unuttum. O yüzden hemen onunla giriş yapacağım. Nasılsınız iyi misiniz? Zaten bir önceki video izleyenleriniz varsa onu da zaten söylemiştim. Döndüm artık sıkıntı yok. Bu şekilde devam edin inşallah. E, neden video çekmedim vesaire. Bir önceki video izlersiniz. Sabahki gelen video. Anlarsınız zaten orada yazdım. O arada bir şeyler yazdım ama okuyamadım ya. Evet şu an bizim yaptığımız 52-34 olarak gidiyor. Diğer ekip 31-34 başka da kimse yok açıkçası arkadaşlar. Burada görünüşte sizde savaş veya o tarz bir şey olabilir. Şuraya basmanız gerekiyor ki ekipte sizlerde maç yapmayı yapabilirsiniz. Yapabilmeniz için. O yüzden yani şu an maç neden yapamıyorum derseniz ekipte sebebi budur. 2300 puana kadar gelmişiz. Mükemmel bir sonraki bölümde ile de bu ekip savaşları bittiğinde büyük bir ihtimal 2500 olarak yani e, yarı değil profesyonel ederek profesyonel yarı profesyonel artık bizi kesmez profesyonel hatta profesyonelde de geçeceğini düşünüyorum güzel bir ilerleyiş içerisindeyiz ama iki savaş değil 3'e çıkartırsak bu çok tatlı olur dediğim gibi şuraya savaşa basmayı unutmayın arkadaşlar hatta ekiplerde girmeye var mı ya e, Bugün 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 bugün, bugün. Bugün 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 dün 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 bugün 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 dün 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 30 sopa yer kan hop yanlışlıkla arkadaş olarak edik valla attım kardeşim görüşürüz evet arkadaşlar ekipleri tekrar sizler alırız şöyle bugün 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 dördüne girmiş hemen atalım kimmiş o valla hiç görmedim kim o ekibim evet kim attı mı bugün 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 tamam. iki kişi çıkardık hemen üstten iki kişi gönderirim Bu arada üstten değil de alttan kavramız gerekiyor çünkü iyi gönder Hele de yok tamam ben aynı şekilde devam edeceğim. Girmenler de oturuz. Sizler de savaşa basabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmıyorum. Yani daha iki maç yapacağız. Şöyle hemen Listonet'e bakalım. Listonet'e nasıl bir maç. Bugün Borne'ye karşı maçımız var. Rakibimiz direkt, direkt rakibimize karşı oynayacağız. Mutlak 3 puan almamız gerekiyor. Hiçbir şekilde puan dahi kaybetmemiz gerekiyor. Ama zor bir maç olacak. Sa Mehmet Safar Ayşe hocamıza karşı oynayacağız. boğacağız şans edelim. O zaman hızlı bir şekilde maçımıza pop diye başlayalım. İnşallah 4 x en son sanki. Ekip savaşını 4 x yapmıştık. Hemen yapıştı. Hop. Tamam. Aklımı bulundu. Çok iyi şey oldu. Çünkü eğer ben bunu unutsaydım. Uzun bir süre geçmiş olsaydı. Video yarıda kesmiş olacak. Ve tekrardan giriş yapmam gerekecekti ki dakika 2 gol 1. Yılın golünü aday. Ne güzel karşılama. Ne güzel karşılama eden Azar Telaros. Çok iyi bir gol attı Allah razı ee, Morata oynuyor ve yanında Alex Sanchez oynattım. bu oynatmak istemedim. Morata topun başında. Hadi Alvaro Morata. Alvaro Morata. Bu arada istediğim skorları alamadık. Hani videonun gelmediği günlerde de gerçekten İçimizi bir... burkan su kolları aldık. Çok aşağıda kalmışım ya. Bir oldu. Dakika altı Alvaro Murata. 3 dakikada 3 fırsat yakaladı ve bir golünü atmış oldu. Murata kaldı. Yarın da Yes. Bir haftanın arkasından Murata bugün şov yapacak. güzel bir karşılama yapacaktır sizlere de mi Evet. Nasıl cevap verdi ama? Şu ana kadar yine Murata şu çekmeyi devam ediyor. O oh, random size şut Farklı birisi. Vay 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 vay. Stoperler Sekeren Yard topun başında değil. Topla buluşuyor. Sekeren Yard kaçırdı. Martin Sekeren Direkt geri dönmüş. Uf, Top her zaman öksüz çekti ama direkt döndü. Piyano işleyen harika bir pas. Alex Sanchez'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı Alex Sanchez. Cezası asıl köşesinden piraseyi kalecinin sağ tarafına Alex Sanchez! Bir fırtına daha kaçırıyoruz. Kaleci hariki kurtardı. İlk kere biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. O skor 1-1 hiç problem yok. Buradan galibiyetle dönebilir miyiz? Bence dönebiliriz. Hemen devam edelim 2-1. Güzel bir galibiyet büyütüyorum. Güzel bir galiba ödüyorum şöyle 2-3 Önce da en azından şok şov, şov yapmayayım ben. Ee, önce bir 2'yi bize atalım. En azından mağlupten yırtmış olalım. Alex Sanchez Güzel ısınmaya başladı maça biraz geç olsa da Alex Sanchez dakika 50'ydi. Alex Sanchez kaçırdı. Alex Sanchez güzel kaleci Alex Sanchez Bugün gol izni vermeyecek galiba. Göremedik. Sessizliğimizle golü engelledik bence. Zihin gücümüzle. Abi bir dakika şunu da böyle yapacağım. <laughs> Yordan ve Alexander güzel bir ikili oynuyorlar. Alexander için şu çansı var. Alexander bugün üçüncü kez kurbağa bir zıplar. iki kez zıplar. Üçüncüyle zıpladı. Bakalım dördüncüyü de zıplamaz herhalde. O kadar kaç ayaklı kurbağamış bu. Vertonghen <laughs> yerine Borici'ye bırakıyor. Haydi bonucu diyoruz. Dembele tarafından güzel pas. Lofton CS asası. Oh, tamam beyin gücümüze artık böyle yapacağım. Bence güzel bir atıklıymış. Diyalo stoperden harika bir şık çalım. ve diğer stoper arkadaş olan Martin Şikri'nin yara bıraktı. Şikri'nin yara dakika 74. Martin yarattı. Stoperler bugün adeta golcü gibi oynuyor. Yani şey, özellikle işte de Şikri'nin yar inanılmaz bir Kolivali yok bugün galiba. Kolivali Palmeiras da mıydı ya? İki veri yaptık mağlubiyet. En azından bir puanı bence garantiledik. Şu oyunda üç puan yakışır ama. Dayanabilir miyiz? Dayanabilir miyiz? Hızlı hız ucum Alex Sanchez atarsa biter. Atarsa biter. Fişi çeker Alex Sanchez. Çekti. Alex Sanchez fişi çekiyor. 3-1 mükemmel bir skor Allah'ım. 4 olur mu? Yok daha neler. Ve bitti. Son düdü geldi. Mehmet Hoca'ya teşekkür ederiz. Güzel bir maçtı ama hak ettiğimizi düşünüyordum zaten. 3-1 güzel bir skor. Tebrik ederiz. Monc Sanchez, Morata'yı girişi. Gerçekten bugün güzel oynadılar ki Morata bir gol bir ses. Alex Sanchez de bir gol attı galiba. İkinci gol kim atmıştı? Sikine attı o. Mükemmel galibiyet. Teşekkür ederim çocuklar. Harika bir. Ah, devam edip bastık ya. Devam edip bastık. Ben şöyle sıralamayı da gördünüz ki zaten. Oğlum Arsenal 4 maçları kazanamıyordu. Gitti bu maç mı kazandı lan güzel puan farkına geçecektik. Teo Arsenal kim ki hocası Erol Hoca. Sonuçlara göz atalım hemen. Şöyle. Ee, Newcastle West Ham United 2-0 yemiş. Erol Hoca Chelsea 3-0 geçmiş. Southampton 1, Manchester 0, Tottenham Hotspur 3, Everton 0. Do Yusuf Hoca 4, Brighton 2. Oo, Sheffield Fulham'ı yenmiş. O Fulham için kritik bir mağlubiyet olabilir. Hiç bilmiyorum puanları mı nasıldı. Vallahi bilmiyorum en son. Crystal Palace 4-1 Wolverhampton yenmiş ki ben Fulham'ın ilk defa kaybettiğini görürüm. Daha önce kaybettiyse de ben görmedim. Leicester 6-0 West Brom bir şey yenerken Aston Villa'da Liverpool Bulu 2-0 yenmiş. Hemen bizim bir önceki haftadaki maçlarımızda bir göz atalım. İyi parladı. Bak yine iyi parladı. İyi parlıyor iyi parlamıyor. Evet. E şu nerede kaldı? Bir söyle bir hatırlayabileceğim bakalım. E sizin yokken bugün yendik. Bundan önce 3 maçlık yapıyoruz ki. E, Wolverhampton'la 1-1. Sheffield'la da 2-1 kaybettik. Aston Villa'yla 0-0 kaldık. Brighton'a 4-0 yenmişiz. Manchester'dan 5-7 galiba en son orada. Yok Liverpool'a da kaybettik. Fulham'a da kaybettik. Oha, 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 Biz en son ne zaman kaçırdık? En son galiba Fulham maçıyla biz bitirdik. Yeah. Fulham veya Liverpool maçıyla en son. Skolları görüyorsunuz bu şekilde. İyi geçmedi açıkçası. Karantina dönemi iyi geçmedi. Evet ligde Abos'tan gelelim o zaman. Çok fazla uzatmayalım. Fulham ligde lidermiş ki ilk mağlubiyeti de bu uzun bir aradan sonra mağlubiyetle dönmesi de <laughs> enteresan oldu. 80 puanlar ama yine de avantajlıymış aslında kaybetmesine rağmen 4 puanlık fark. Aynı Beşiktaş gibi ama Beşiktaş'ın ihtimali daha da düştü. Bakalım Fulham'da düşecek mi? Kim olur size Süper Lig'de şampiyon arkadaşlar? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bevdan Bey'imci Yok ki Beşiktaş'ın Fenerbahçe tuttuğum için ağırlık olarak Fenerbahçe basıyor ama yani Beşiktaş'ın oyunu da çok iyiydi. değil. toparladı, Fenerbahçe de toparladı ama Fenerbahçe son dakikada bir 3 puan toparladı. 3 puan aldı. O korkuttu biraz. Kötü oynamadı mı? İyi de oynamadı. Ortada yani pozisyon çok verdi. Birçok da kaçırdı. Beşiktaş i̇şte bu oyunu çok zor. Yani bir puan alsa yine de her türlü avantaj oldu çünkü maalesef iki avantajda işte. iki takımı da yeniyor. Ayo Beşiktaş Galatasaray'a geçemiyor. En Evet biz evet, çok uzatmayalım. Bekliyorum yorumlara. Bugün de Fenerbahçe maçı var. Gerçi bu bölüm, bu bölümü çektim şu anda. Fenerbahçe'nin maçı başlayacak hatta 8'de bakayım. Aynen 8. 2 dakika. Hatta şöyle bakalım sizlere. Fenerbahçe yok. Maç sonuç listresi gör. Evet annesi. Fenerbahçe bu maçı kazansa zaten o anlaşılacak annesi. Şe maç sırası 76'lı 2. 45 Polas 75 puanlı üçüncü ki bu üçü hala yarışa devam ediyor bence ki Sheffield'dı burada aldığı. Güzel bir galibiyet 68 puanla 4. sırada yerini korudu. Kaybetse çok önemli bir maçtı. 42 puan almış, kaybetti 65. E, bir puan kalacak, bir maçlık puan kalacak. 45 Gaspon'la Liverpool 6. E, Burnley 46 puan ile 7. Biz 45 puan ile 8. sıradayız ki da 43 puan ile 9. Hemen arkamızda Everton 39, Wolverhampton 38, Leicester 37, Southampton 37, Brighton 35 puan da Newcastle 33, Manchester City 27, Chelsea 26, 24, 21, Ooo West Ham United 24 puana kadar gelmiş. İlk bakalım menajer listesi. Fulham'dan Emre Mor Hoca var. E, Kırsta Abdullah Kulop hocamız. Şehvalı'dan Halil İbrahim hocamız. Biz 4. ördüm sırada Smith Yusuf hocamız 5. Burnley diye gidiyor. Aktif olmayan bayağı bir menajer var maalesef ki. Hocam Burnley'nin hocası. Ataydın bari şunları ya. Mehmet hocam. İzlemiyorsun ki her bayağı. İstiyorsan bir selam çek bari. Ligi kurdun. Kendisi de görüyormuş aslında. Ben onu dikkat etmemiştim. Çünkü burada bir, ben saydım az önce 6 mı? neydi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu an aktif olmayan menajer var. Onları atarsan en azından geç 17 kişiyiz ki. 6 tane 13. Oha wow, 11, 10 kişi kalacağız lan. Hala. Evet bir de olmadı galiba ya. Çok istendi ama nedense olmadı. Olmadı yani. Güçlü takımları alıp da iyi sonuçlar alamayınca Ben istifa ettiniz. O yüzden o kadar çok güçlü bir ligle olan bir takım almama gerekiyor. Ligi almama gerekiyor. Bakın Belçika Ligi'nde favori var mıydı? Bence çok yoktu. Şu an mükemmel gidiyor. Full istifasız. E, Spor şekilde. Net bir favori yoktu. Çok güçlü olan bir takım yoktu. Burada çok güçlü olan 7-8 tane Premier Lig takım var. Onları seçip de iyi olmayıp da ayrılan birçok kişi var ki zaten şu anda aktif olmayanlardan bir rezerini Arsenal. diğerleri diğerinin West Ham. Gerçi o çok önemli değil. Bir takım olarak Chelsea olsun gerek City olsun gerek Leicester olsun Liverpool boş yani bu takımlar iyi olup iyi olması gerektiğini düşünen arkadaşlar da dolu o yüzden hemen alıyorlar yani en çok uzattım ben daha 20 gol ile 18 18 gol ile Gori ve Fera gidiyor 18 gol atıyor ya. ben en son ne 12 diyor bu 15 vay maşallah Murat 11 Dizub 11 hala bizde yani Asit dön Uf, shit man Abi 30 maç 32 adam bıraktığımız yerden devam etmiş lan. Oha. Vay maşallah. Ben yani güçlüye bakalım. Şekada değil olarak. Lakers e, da parası 976 ile bir Sheffield'a 951 milyon lira 2. Toplam Osborne 930, 936 ile 3. Fulham 2858 ile 4. E, Manchester diye gidiyor geri kalanlar. Biz de 652 milyon ile. İşte Liverpool boş. Artan e, geziniyor. Menajersiz. Chelsea aynı şekilde. Manchester City aynı şekilde. Aaaa Ben bir şey mi gördüm? Yanlış mı? Harbiden West Ham'ın elektronik açısını bırakmış en yani sonunda şey Hocam kazanıyorsun, gel Seriye bakalım Taktım 7'de 7, Sheffield'ı 4'e 4 3'te 3 Manchester, Nefkaslı 7 maçtır kaybeden Bu. Kazan gösterdik İstatistik olarak hala 2.9 Gol ortalama başı. maç başına gol ortalama 2.9 kaybeden Evet o zaman bu bölümün değil bu maçı tamamladık Hemen şöyle gidelim Palmiye meselesine Lison Aktif olmayan menajerlerle çok çekistim yok arkadaşlar aslında. Bugün bir örneği hocayla oynuyormuş. Ben de kadar vermiştim. Çekistim geldi evet. Bugün de full MS karşı oynayacağız. Palmeiras'la mükemmel gidiyoruz. Galiba, galiba mükemmel gidiyoruz. İyi işler de çıkarıyoruz en azından. Bence burada da güzel bir tatlı galibiyet alırız. Abdullah Hoca'ya da bu arada maç başladı. Malatya'da Abdullah Hoca'mız bu. İlk ataklar bizden. Rakitic ve Dwayne. İki Hollandalı değil tabii ki. Opa, Ferik için topu başına Ivan Rakitic, Ivan Rakitic. 1-0 oldu. Ferik'ten bir gol daha buluruz. Bir gol daha buluruz dedim. Neden? Çünkü bir önceki bölümümüzü izlediniz. Sabahki bölümde de Ferik'ten bir gol geldi. Kalegare ve Benjamin Mendy, Benjamin, Benjamin, Benjamin ben Mendy. Ne kadar çocuklar. Forvet'te Hazard'la Olmaz Ali. Ö olmaz Ali. Olmaz Ali. Olmaz Ali. Olmaz Ali. Atamadı bunu. Güzel. Adamın ismine bak. Olmaz Ali. Nasıl isim lan bu? Adı ne koyalım demişler o şeye. Olmaz Ali. Ali olmaz demişler. Öyle bir şey mi yapmışlar acaba? Et iki kere bir bak şöyle olmuştur. Şimdi annesi demiştir ki babasını ya da babası annesine Ali koyalım demiştir. Annesi Ali olmaz demiştir. O çok güzel isim deyip Olmaz mı koymuşlar? Çok saçma bir <laughs> şey. Çok garip daha saçma demedim de. Garip yerli yani yer, Olmaz. Raketi şu bugün istekli. İyi konuşuyorum yalnız değil mi? Beyal rakibini geçti. Aman Beyal sen seversiniz ya. Beyal bizim oyuncumuz arkadaşlar. Hayrak. İyi oynuyorsun dedik. Tamam. Sarı şov yapma. İkinci karımızdan görürsen. Vururum ağzına. Hadi be şu Felix. Sağzatlı ikinci güzel ikili oynuyor. Bugün yoklar çok sahnede ama atamadı. Jo Felix, Jo Felix, Jo Felix dedi ama kaleci ne yaptı? Kötü Uf, şöyle durasınlar. ay bir... bir Halsizlik var üstünde ama olsun. Yine de maçlarda çok heyecan yok ya. Bu bölümde çok heyecanlı bir maç olmadı. Yardım mı anladım adamı çok. Ulan Lison United maçı çok güzel oldu. Şey Lison United mi? Aaaa ilginç bir değil ya Belçika Belçika. Belçika ligi mükemmel maç oldu ya. ya. sabahki bölümde diyorum. Mükemmel maç oldu ya açıkçası. Ben de zevkle anlattım. Gerçi onu anlatalı bir buçuk saat falan oldu. Daha bir buçuk saati geçti geçti. Altı, tam bir buçuk saat falan civarında, altı buçuk civarında çekmiştim o videoyu. Saat sekiz geçti. Normalde her şey biraz düşmüş. Ve kazandık sonuçta ne de olsa. Biz bir sıfırı aldık, üç puanımıza bakarız. Güzel maçtı hocam. Fulmiyesi'ye tebrik ederiz, ablalı hocamızı. Maç ortadaydı sanki ya, bir biz çekiyoruz diyorlar ama çok etkili bir atak olmadı açıkçası ya. Çok atakların olduğu maç, etkili atakların olduğu maç olmadı. Biliriniz siz olmaz. Raket içi 21'i attı ve maçı da bu şekilde tamamladık. 8 üstü 7 7-0, 4-4-5 korner, 21-12-4 yapmışız. 48-5-52 top oynama oranları mükemmel. Bir de aslan galibiyeti diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Evet sonuçlara bir göz atalım. Bu haftanın sonuçlarına baktığımızda Internacional Atletico Mineiro'yu 1-0 yemiş. Gremio Goya 0-0 inerken, Korintiyan 6 atletik Goya 0 Botafogo 2 Coritiba 0 Fortaleza 0 Red Bull Bragantino 0 Vasco de Gama 1 Esport Ekolübiye Bahia 2 Atletico Paranaense 1 FB FB Seara diyecektim ya Seara 2 Sport Sao Paulo 4-0 geçmiş ve Santos Flamengo 0-0 kalmış Maçlara bakmıyorum çünkü çok uzayacak Yaraki Gremio karşı oynayacağız Diğerleri bu şekilde kaç dakika olmuş 17 dakika olmuş 9 dakika olmuş Tamam İlk tablosuna baktık. O hala ilk altı deriz lan. Maç takvimine bakın çünkü. Yani mükemmel bir maç takvimimiz görüyorsunuz. Gözleriniz kamaşabilir yeşillikten o yüzden kusura bakmayın şimdi. Açarsa tabi. En son ne zaman bıraktım Hiç bir fikrim yok ama görüyorsunuz yeşil 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 burada bir Botafogo mağlubiyeti oldu. Gel ben sonra Atiko Paranense'yi yendik. Yoksa yine Abd Abdullah Hoca'yla mı bıraktık acaba? <laughs> tamam hatırlamadım. Dün sporta yani konu önce Fulmiyense yani. Ha kupu maç lan o Fulmiyense. Oh. Ah, bir Abdullah Hoca bir başka. Bir Abdullah Hoca bir gün başka. Bir gün Abdullah Hoca. Lan 6 günde 3 kere Abdullah Hoca'yla maç yapmış Abdullah Hoca. <laughs> İnternasyonel Ali 1-1. Konitiyansız 2-1. En son ne zaman kalmıştı hatırlamıyorum ki ya. Daha da uzun olabilir ya. Bilmiyorum. Yani neyse bu şekilde gördünüz. Hemen lige gösterelim. Lig Davos çok çok feci bir şey. Çok alev alıyor. Yani alev alıyor. Harbiden alev alıyor. Çünkü görüyorsunuz görüyorsunuz Botafogo liderliği almış. Bu 34 puanlı Botafogo birinci kendi son video çektiğinde 3. galiba. Flamengo 33 ile ikinci sıraya geriledi. Red Bull Bragantino 32 puanlı üçüncü. İki rakip de berabere kalmıştı 0-0. O yüzden o Botafogo çok işine geldi bu hafta. Atletico Mineiro 27 puanlı dördüncü. İnternasyonel 27 ile 5. Sport 26 puanlı 6. Dün yendi konu çok çok kritik bir Maçta bizim için kaybetsek o 29 olacak. Biz 23'te kalacağız. Hem bir sıra aşağı düşeceğiz hem de yukarıdakiyle puan farkı açılacaktı maalesef ki. Dediğim gibi çok kritik bir maçtı. Biz 26, 26, 26, 27, 27. İlk 4'ü zorluyoruz. Hedefimiz ilk 4 oyun olarak. Sera 24 8. Arkadan Koritiba 21 puan ile 9. Fluminense 20 puan ile 10. Sao Paulo 20 puan ile 11. Corinthians 18 puan ile 12. Grêmio 18 puan ile 13. Atletico Paranaense 17 puan ile 14. Santos 14 puan ile 15. Esporte Clube Bahia 13 puan ile 16. Fatih 11 puan ile 17. Atletico Goiânia 8 puan ile 18. Fortaleza 5 puan ile 19. Goiás 2 puan ile sonuncu sırada. 22 gol atıp 15 gol yemişiz. Az gol atıyoruz. Çok o iyi oran atamıyoruz. Bence daha iyi oran lazım. Zaten 1-2-1-2 atıyoruz. Evet menajer listesinde aktif olmayan menajer var mı diye baktığımda Aslan hocamız Vasco de Gama ile şu anda aktif olmayan tek menajer. Evet. E, Botafogo'dan e, Drogba hocamız birinci. Koritiba'dan Efe hocamız ikinci ki e, Botafogo'dan Yiğit hocamız diyebiliriz. Red Bull Baragantino'dan Arisco Field hocamız üç. Seara'dan Febe babamız dört. Şişim Vasco Sport ile beşinci sırada geri kalanlar da bu şekilde. Bugün yanımız altı loja. Altıcı ki biz kupada beraber kaldık. Sonra ne oldu ki? Ben sorsam ben de atarım valla. Dursana sen ya. Ben beraberim kalmışım bu kupada. Ay yok yok yok. Yok beraber kalmıyorum. Ay yok ben izlerim söylerim beraber kalmışım. Full menselemişim. Tamam tamam. o zaman hemen puan şeye bakalım. Hemen şöyle bakalım sizlerle bir sonraki hafta ne olmuş İnternasyonel eşleşmiş. Flamengo Botafogo var. Atçı Kupar'dan sezler etkili bırakan. Antino Santos Curitiba. Uff. İnternasyonel deniz ortak mı ya? bilmiyorum ki. Galiba hemen hemen. Hemen lig tablosunu gösterdik. E, ee, Menajer listesine baktık. Gol kralı Benzema 8. Dimari 8. Foti 8. Rashford 8. E, ee, Mbappé ve Neymar 2 dedi geliyor. Bizden kimse maalesef yok. E, ee, asistlerde Veratorp 6. Bastoni 5. Gerek alanlar bu şekilde. Bizden Gündoğan 3. Şuafelix 3. 3 en çok katkı veren 10 Silva, Bernardo Silva 10, Neymar 10 ve Rashford 19 ara toplam gol ile 4 oyuncu geliyor. Geri kalanlar bu şekilde bizden Joao Felix 6 ile girmiş son sırada da olsa. En yani güçlere baktığımızda Bruno Fernandes ligin lideri. Joao Felix bizde burada 7. sırada bu güzelmiş. Serilere baktığımızda ise 4 maçlar kaybetmiyoruz. 2'de 2'ye gidiyoruz. E, Botafogo Ligi'nin lideri yalnız 7-7 ile gidiyoruz. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı ki biz de yemişler o 7 maçın içerisinde. Hatta galiba bizim de başlattı seri tam hatırlayamadım. İnternasyonel e, 8 maçları kaybetmiyor. E, cr 6 maçları kaybetmiyor. Geri kalanlar bu şekilde. 10 ligden 10 maçta kaybetmeyen Flamengo var. 4 maçta Bırak kaybetmiyor. Güzel seriler var. Yarın kime karşı oynayacaktık biz? Grêmio'ya karşı. Gremio nerede? 13. 18 puanı var. Altımızda bir takım ama hiçbir şey belli olmaz. Ay bak Karolini göstermedim. Karolini gösterip arkadan böyle bir tonu bir süre 253 milyon euro ile bir... <laughs> ne olur lan Seyara mı birinci olmuş? Oha. Oo biz 18. 16... He ee, tamam 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 okey okey. İtalya'da 317 milyon euro ikinci. Flamengo 317 ile üçüncü. Sport 316 ile dört. Red Bull Bargarden 299 milyon euro beşinci. Ve biz 298 ile altıncıyız. 98, 99. Yani şu ilk 2 3 4 5. çünkü 4 hatta 5 takım arasında 15 milyon fark var. 20 milyon fark var. Ama şöyle bir şey var. Bizim paramız var sanki. Aynen. Bizim paramız var arkadaşlar. Hemen kadroyu gösterip sizlere sonra göstermedim zaten aynı kadro. Burada da hemen hemen Werner aldık. Eee Gündoğan'ı aldım ben bilmiyorum. Siz gördünüz mü? Onun dışında Belins, işte bu şekilde. Savunma hattımız fazla e, dolu. Oraya bir kaleci takviyesi yapmamız gerekiyor ve bir tane de orta saha olur bizim adımıza. Şöyle bugün. Ee, hemen kaleciye iniyorum. Ee, güzel bir kaleci var alabileceğim. Ama parası çok... Kurt Allah belamı versin kurtarıyoruz Allah Allah Allah. Al. Ben onu dikkat etmemiştim ya. Oo, aldık aldık. Sıkıntı yok. Çok temiz oldu. Uf. Oo, kaleci 87'den 101'i çıktı. Abi. Uf uf uf. Satamıyorum gerçi ya. ya. Onun bastığına tamam. şu tarafta lisesine. Hasta tabii tamam. Evet o zaman bu bölümün sonuna geldik. 100 overall üstü bir oyuncu da transfer ettik. Ee, güzel oldu. Kalecimiz işimizi hallettik. Hem de bölümde. Evet. E, ee, bu izleyen herkese çok, çok, çok teşekkür ederim. Bir önceki bölümde söylemeyi unuttum. İzleyenleriniz varsa zaten sonuna kadar. Oraya da teşekkür ederim Unutmuşum çünkü söylemeyi. Bir hafta olmayan videoyu video çekmeyi. Devam edeceğiz bundan sonra. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Güzel arkadaşlar görüşmek üzere. Like ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben onu bir önceki videoda söylemedim ya. Valla onu şu bir haftadır video çekmeyin. Abone ol, abone ol. İyi destekleriniz güzel. Hadi 25 dakika. Oha. Harbiden oha.